Yani, hoş geldiniz. Şerefler verdiniz. Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Allah razı olsun. Teşekkür ediyorum. Efendim hoş geldiniz. Sizler de ekran başına hoş geldiniz diyorum. Çok güzel bir gece olacak inşallah. Vallahi doyacağız. Türküleri de doyacağız. Efendim. Ha? Ne? Ay canım benim. Efendim. Birazdan tabii ki şimdi değil ama birazdan 18 saat klip çektim. Kadınlara verdiğim sözü tuttum. 10 tane kadını da kendim oynadım. 18 saat ve gerçekten çok hastalandım. Ve hala da hastayım bak amca. Ya. Amca böyle yapıyor. Tamam sağlamsın diyor. Teşekkür ediyorum. Kader bize gülecekmiş ne zamanın klibini birazdan inşallah ilerleyen dakikalarda vereceğiz. Ama efendim hiçbir yerde göremezsiniz. Ben onun başının etini yedim. Ne olur İzzet abi seni görmek istiyorum. Allah razı olsun. O da beni kırmadı. Onu çok seviyorum. Sizler de çok seviyorsunuz. Alkışlarla kim geliyor? Kim geliyor? Büyük ustamız geliyor. İzzet Altınbeş'e geliyor. Duydun. Herkes yerinde oynayabilir. Herkes yerinde oynayabilir. Yoksa abi ondan sonra herkes burada gelirse bize yer kalmaz. Biz dışarı siz içeri olun. Sağ olun şeref verdiniz. Herkes yerinde oynayabilir. Bugün tabii bizim gecemiz sevgili benim yavrum evladım. Benim kızım gerçekten. Özellikle ailece tanışıyoruz. Benim babası, annesi, aile dostum, hemşerim, kardeşim ve babasını sordum tabii gelir gelmez. Gerçekten uzun süredir ben programlara çıkmıyordum. Tabii kızım Çağrı da ben gelmez miyim? Onu çok seviyorum ve buradayım. Sizleri her zaman olduğu gibi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. İyi eğlenceler diliyorum. Hoş geldiniz, şeref verdiniz. Şimdi ben bugün zor program yaparım çünkü gerçekten İzzet abi yani çocukluğumdan beri biliyor. Ay, ne diyeceğim hani, şimdi? Hani bir laf elime doğdu derler ya öyle de bizim yavrumuz elimizde büyüdü gerçekten iftar ediyoruz yavrumuz. Dedim ki Şeriban ablaya bak İzzet abi geliyor dedim. O yüzden dedim bana çok güzel kıyafet dik ve full kafalı olsun. Ama çok güzel giymiş öyle mi? Haksız mıyım ama? Kızıma da böyle yakışır dedim. Seni hep böyle görmek istiyorum dedim. Artık çünkü Ceylan, artık gerçek Ceylan, Ceylan olmalı tabii. Allah razı olsun. Artık bundan sonra Allah her haliyle olsun. Ceylan olmalı. Allah yakışır kızıma sağ ol. Teşekkür ediyorum abim, hoş geldin. Gel. Teşekkür ediyorum. Nereye istiyorsan oraya otur. Peki yavrum. Türkü mü diyorsunuz? Daha var mı klibe? Klibe var mı daha? Daha var. O zaman... Diyarbakır hep ağlıyor. Son albümümüzde güzel bir türkümüz var. Onu okuyalım. Diyarbakır hep ağlıyor. Ay ay ay. Gidenden haber gelmiyor. Hasretim beni yakıyor, gitme cane gitme. Thank you.
görmedim. Ah ne yâre, ah ne canı, ah ne hala gelmedin. Ah ne yâre, ah ne canı, ah ne hala gelmedin. Hasretim beni yakıyor, gitme gitme. Diyar Bekir efa oluyor, gidenden haber gelmiyor. Hasretim beni yakıyor, gitme. Yaşıyor. Ah ne yaro, ah ne cano, ah ne halo gelmedi. Ah ne yaro, ah ne cano, ah ne halo gelmedi. Diyar Bekir kovuluyor, gidenden haber gelmiyor. Hasretim beni yakıyor, gitme. Gitme canı, gitme. Teşekkür ediyorum. Beğendiniz mi güzel türkümüzü? Türkülerin Sultanı albümümüz çıktı. Türkülerin Ceylanı albümümüz çıktı. Bugün de hatta ikinci klibimi çektim. Çok güzel bir türkü. Çok istek alıyor. Diğer Bekir hep ağlıyor. Diyar Bekir, Allah vekil. Onlara da armağan olsun, sevgiler tüm Diyar Bekir'e. Evet, kim geliyor? Alkışları şöyle duyalım. Ne oldu anam? Efendim, kim geliyor? Güzeller güzeli geliyor. Canım benim, güzeller güzeli gerçekten. Ben de Hatice'nin sesini çok severim, çok beğenirim. Albümlerini de alırım yani. Alkışlarla. Yeni albümüyle Hatice! Ay, ay.
Ama pardon yani. Bacımın boyu hiç uzun değil maşallah. Bir de giymiş bu kadar kız. Bu topuklara bir bakar mısınız? Maşallah. Oldum ben 1.10. 1.10 numara. Yok benimkilerde fazla bir şey yok. Ha. Ha. Yok seninki bak yalan atma gel. Gel buraya. Yalan atma bak seninkiler daha yüksek. topuksuz da benden uzunsun da maşallah ben 1.10 gibi oldum yani. Bacım bu ne zayıflık ya? Vallahi spora başladım böyle oldum. Ben de o zaman şey. Birlikte gidelim. Spora. Diyorsun. Albümün hayırlı olsun bu arada. Teşekkür ederim çok sağ ol. Ama ne zaman konuşacağız? Reklamlardan sonra konuşacağız. Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Teşekkür ederim. Sağ olun. Var olun. İzzet abi nasıl bir güzel türkü ya. Yıllar geçtikçe ya hala mı bıkmadan dinlenir bu güzel sağ türkü sağ ol canım ya. Benim. Sağ ol. Çok teşekkür yüreğine ederim. Yüreğine sağlık. Ağzına sağlık. Ya biz duygusal insanlarız biliyor musun? Ne kadar hareket tabii. Hareket de gerekiyor da. Fakat ne de olsa hani o bizim yüreğimiz yanık.
ezelden böyle böyle geliyoruz yani. Hep diyor yana ya, yana gelmişiz. Diyor, ağıtlar yana gelsin. Yana da gidiyoruz. Ay, ay. Allah hep bizi, bizleri, ülkemizi, bütün insanlarımızı gönül istiyor ki hep gülsün ama felek yar olmuyor, hep ağlatıyor. Evet. Analar ağlamasın, yurdum ağlamasın, insanlarım ağlamasın. Hep mutlu olsun, hep mutlu yaşayalım, mutlu olalım. Evet, ama hayattan biri doğuyor, biri ölüyor. Hayat böyle bir şey. Çünkü benim yüreğimde öyle ateşler yandığı zamanlar abimi kaybettiğimde. Ama hayat, biri doğum yapıyor, gülüyor, öbürü ölüyor, hepimiz ağlıyoruz. Hayat böyle bir şey. O yüzden hep bazen sahneye çıkıyoruz, programlar yapıyoruz. Diyorlar ki ya insanların acıları var, şöyle var ama inanın öyle değil. Asıl acı, inanın ki hepimizin yüreğinde, acı hepimizin acısı. Buna inanın. İzzet abi, canım. Senin bir yerin var, ondan bahsetmek istiyorum. Yavrum şimdi aslında benim yerim değil de yengenin yeri, öyle diyelim. Yengemin tabii ellerinden ya. Öpüyorum. Hayırlı uğurlu olsun. Şu anda bizi izliyor, seni gözlerinden öpüyor. Çok selamlarını gönderdi. Ellerinden öpüyor. Özellikle seni bekliyor. Dedi ki Ceylan'ı bekliyor. Kemal Burgaz'dı değil mi? Tabii tabii, annesinin dedi alsın gelsin, babanı da bekliyoruz. Tabii ki. Tabii biz şöyle, eşim, biz tabii halk müziği icra ediyoruz. Dedi ki sen halk müziğine hizmet ediyorsun. Biz de dedi halk kültürümüze, bizim öz kültürümüz olan, bizim yemeklerimiz, unutulmaya yüz tutmuş olan yemeklerimiz var. Oy, Türkiye genelinde. Oy. Onları yaşatalım dedi. Tabii ki yani lahmacun, kebap, bunlar tabii ki bizim kültürümüz ama yalnız o değil. Bizim bir de yöresel yemeklerimiz var. Tabii ki. Yani Türkiye'nin dört köşesinden bütün türlü türlü yemekler. Baktım ki bana da uyudu. Olabilir dedim. Tamam yani. Biz halk müziği, siz de halk yemekleri. Ve Kemerburgaz'da böyle ufak nacizane bir yer açtık. Adı ne abi? Küçe. Küçe. Şimdi küçe nedir diyeceksin. Ne? Küçe Diyarbakır'da sokağa küçe derler. Buradan Diyarbakır'a da saygılarımızı, sevgilerimizi gönderiyoruz. Sevgiler. Efendim böyle bir de şöyle bir şey başlattık, bir gelenek başlattık sevgili Ceylan'ım. 15'te bir sıra gecesi yapıyoruz. Tabii duyan, senin gibi sevenler, abi bakıyorum Selahattin çıktı geldi. Diyor, ay, diyor, kardeş bana niye haber etmişsin? Bir bakıyorum arkadan Belkıs Bacı geliyor. Ya kardeş, sen niye bize haber etmiyorsun? Ya o zaman sıra bizde şimdi abi. Şimdi sıra sende, bacımda, yavrumda. Evet, tabii bekliyoruz. Ki. Herkesi tabii bekliyoruz. Ki. Hani tabii bir laf var ya, bir türkümüz var. Herkes kesesinden yesin için saltanatım var benim. Tamam oldu. Ama senden biraz sonra Urfalı Babi ile ilgili bir şey isteyeceğim. Tamam, onu sonra. Onun serüvenleri bitmezse hangi birini anlatayım ki tamam, kızım? Tamam sonra. Birini anlatırız ya. Tamam. Tamam canım, sağ ol. Evet. Dedim ya 18 saat klip çektim. Diz kapaklarım morardı vallahi. Yerlere düştüm. Tokatlanmadım mı? Neler başıma gelmedi. Ama bu benim değil. Bu artık, bu klip tüm kadınların, Türkiye'deki tüm kadınların klibi. Bakalım zengini de fakiri de kadınlar neler yaşıyor. Saçları dertlerine dolanan kadınlar. Kader bize gülecekmiş ne zaman? Gelsin bakalım.
Başıma koyan ozan bir gün bana dönecekmiş. Ne zaman zalım zalım, ne zaman hayım hayım, ne zaman hiçbir zaman. Gözyaşımı silecekmiş. Ne zaman zalım zalım, ne zaman hayım hayım, ne zaman hiçbir zaman. Gitmiyor başımdan derdi belası. Bilmem neyi arar bizim akarsu. Maksudunu bulacakmış. Ne zaman zalım zalım, ne zaman hayım hayım, ne zaman hiçbir zaman. Maksudunu bulacakmış. Hiçbir zaman. En sonunda saçlar çıkıyor. Gerçekten çok güzel olmuş. İşte şimdi burada Babe'nin bir şiirini okuyacağım. O kadar güzel anlatıyor ki kadınlarımızı, annelerimizi, bacılarımızı. Şöyle diyor şiirinde: zaman bu zaman, devran bu devran, an bu andır. Babam belki babam ama anam anamdır. Yani gerçekten sevgili konuklar, ben de geleyim, çok yetim kaldım. Yani hayatın dörtte üçünü hanımlarımız, analarımız, bacılarımız, kardeşlerimiz çekiyorlar. Biz maalesef ama zaman zaman herkes yani böyle havalara gireriz koftiden. Abi yani olacak şey yani gerçekçi olmak lazım. O kadar açık sözüm olur. Yani gerçekçi olmak lazım. Hanımlar çünkü bir de Allah'ın, yüce Allah Rahim. Allah'ın isimlerine bir de Rahim'dir. O Rahim özelliğini de analarımıza vermiş. Anaların ellerinden öpüyorum. Seni tebrik ediyorum. Allah çok güzel razı olsun. Sağ ol kızım. Sağ ol. İzzet abi vakit bulamadım. Çok güzel bir klip çok olmuş. Güzel değil mi? Şarkı çok güzel. Yani vakit bulamadım derken yani o kadar çok tiplemeler var ki yani hepsini bir klibe sığdıramadık. Tabii ama yani bu yüzlerim kadar olur ama bu kadar ya. Anlatabilirsin. Hakkını vermişsin. Vallahi sadece dizlerim şey parçalandı orada çekiyor. gösteremediğimiz sahneler bile oldu yani. Ama yani o kısa bayağı zaman içerisinde çok şey anlatıyor. Evet. Yani anlayan orada mesaj yerini buluyor bence. Şehit bir sevdiğini kaybeden bir kız orada var. Abimin mezarlığını da gösterdim bana anı kalsın diye. Orada Turgut Avcı yazıyor. O benim abimin mezarlığı. Allah razı olsun. Orada tabii ki bir kapkaç olaylarına kadınlar bu son yıllarda çok maruz kalıyoruz biz tabii, yani. Tabii onu. Onunla ilgili ve gerçekten ekmek parasını kazanmak için... Yani pavyona düşmüş bir kadın ama orada gülüyor, eğleniyor ama ellediği zaman biri çek diyor elini yani ben... Tamamen ya görüntüler şey hayatın yapmıyorum. İçinden olan şeyler, gerçekleri yansıtıyor. Ama gönül istiyor ki hep böyle olmasın. Tabii ki. Hanımlarımız, bacılarımız, annelerimiz mutlu olsun. Layık oldukları yerde olsunlar istiyorum. Evet, bence de. Ben ve tebrik ediyorum seni Ceylancığım. Çok güzel ve olmuş. Kader mahkumlarına... Kader mahkumlarının orada cezaevinle ilgili gerçekten kadınlarımız ve erkeklerimiz ama gerçek kader mahkumlarına bu da onlara darmağın olsun. Öyle olsun. Bu ara şimdi çatacağım Hatice'ye. Gel Hatice gel. Hatice gel. Bak şimdi ne diyeceğim. Şimdi kızım senin ihtiyacın mı var o uzun topuk filmi? Ay iyi mi?
Ya abi, maşallah. Yüce Allah zaten sana boy poz vermiş, bir de onu giyiyorsun. Ama çok rahat. Benim kızım geçse neyse diyeceğim yani. Yani bende boy yok yani. Onun yüreği güzel. Onun yüreği güzel. O yeter. Gel bize teşekkür. Ama teşekkür mü edeyim? Hatice. Bu değişik bir çalışma olmuş. Biliyorsun daha önce de biz birlikte programlar, program almıştım. Tamamen halk müziği okuyordu. O da tabii çok güzeldi o çalışma. Ama her şey okuyor Hatice ya. Tabii. Son 4 albümde kendi bestelerim var İzzet abi. Şimdiki okuyacağım şarkı da benim bestem. İnşallah beğenirsin. Çok güzel yavrum. Klibi dönüyor 2 haftadır. Hadi hayırlısı olsun. Bakma, hayırlısı hadi olsun. Bakalım. Peki yavrum, hadi buyurun. Teşekkür et bir kere, nasıl sevdim.
Geldiğin için teşekkür ediyorum bacım. Çok teşekkür ediyorum. Kimin bestesi, senin mi bu? Benim. Evet. Sen bunları nasıl yapıyorsun? Bana bir açıkla bir ara yani. Vallahi ha? Ben bunu yeğenim için yaptım. Nişanlısından ayrıldı. Hadi ya. Teyze, şu dünyada hiçbir şey istemiyorum senden. Evet. Ses güzel geldi. Sadece benim için, yani şu yaşamış olduğum durumdan dolayı, duygularımı biliyorsun dedi. Benim için sadece bir şey yapmanı istiyorum ve o an, bilmiyorum. Ona yazdın yani. Ya güç tarafından, Allah tarafından. O an teşekkür et. Geldi ve sonra devamı. O zaman biz de Hatice'ye teşekkür ediyoruz. Ama teşekkürün devamı reklamlardan sonra. Hadi bakalım. Vazgeçer miyim?
Teşekkür ediyorum. Seyfi Doğan'a da sevgiler, saygılar. Seyfi abimin ellerinden öpüyorum. Allah razı olsun. Allah sizleri başımızdan hiç eksik etmesin. Telefonlar geliyor ve içeride konuşuyoruz. Mustafa da başımın etini yedi teminden beri. Vallahi telefonlarda da diyorlar ki yani oyunculuk yani böyle bir şey yok. Sinema filmi falan çek diyorlar. Teşekkür ediyorum. Ben zaten 17 tane sinema filmi çektim. Evet Allah canım. 17 tane sinema filmi var. Ondan güzel böyle i̇nşallah. Oynuyorum, bakıyorum. Ona da sıra gelecek inşallah. 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 Ben dizi hiç çekmedim esasında. Yani Emrah dizi de çekti. Ben çekmedim. Niye çekmedim ben? Hiç ben uğraşmadım çek, vallahi evet. Ya. Niye yapmadım öyle bir şey bilmiyorum ama. Yani kamerayı da özlemişim ha. Tutmuşken yakaladım vallahi. Bayağı bir rol yaptım ya. Hayırlısı olsun. Her şeyde bir hayır var. Bence de. Hayırlısı yani olsun. Belki de tabii. Bu zamana kadar yapmamamda bir hayır var. Belki tabii, daha tabii. Yaptığımız zaman iyi bir proje olması lazım. Şaka bir yana tabii ki geldi ama bana teklifler güzel değil yani. İnsanın iyi kendini değil. Hazır hissetmesiyle alakalı. Tabii çok doğru. Bir de terzi gibi üstüne yakışması lazım bir şeyin yani. Hani terzinin mankenine yakıştırması lazım. Bana yakışmadı bir proje olmadığı için bugüne kadar ondan yapmadım. Yavrum bir de işte bu işte zaman zemin ortam denk gelecek. Bazı şeylerde bir hikmet var yani. Tabii ki. Şimdi hikmet dedin de zamanımız varsa bir şey anlatmak istiyorum. Tabii bu ki. Hikmetle ilgili. Şimdi zamanın behrinde bir adamın ismi Ahmet'miş. Fakat her şeyi hep hayra yorarmış. Hayra yorduğu için ya her şeyde bunda bir de bir hikmet var dermiş. İşte bir olay olurmuş. Bunda da bir hikmet var demiş. Adamın ismi kalmış Hikmet. Adamın ismi unutuldu. Hikmet Baba, Hikmet Baba derken diyorlar ki ya bu adam her şeye böyle hayırla yorum yapıyor. Gelin biz buna bir oyun oynayalım. Gidiyorlar köyde Hikmet Baba'nın köyün çobanını tembih ediyorlar. Köyün çobanı gidiyor Hikmet Baba'nın ineğini alıyor dağda bir şeye ağaca bağlıyor. Şimdi akşam oluyor sürü geliyor. Herkesin koyunu, ineği, affedersiniz öküzü geliyor. Hikmet Baba'nın bir türlü inek gelmiyor. Şimdi çoban diyor ki Hikmet Baba, ineğin geldi mi? Vallahi kurban diyor. Gelmedi. Acaba niye gelmedi diyor Hikmet Baba. Vallahi kurban diyor. Bunda da bir hikmet var. Tamam mı? Şimdi diyorlar ki hadi gidelim de arayalım. Tabii köylüler biliyorlar. Hikmet Baba bilmiyor. Oyuna geldiğini bilmiyor. Dağa gidiyorlar. Gezerken, dolaşırken bir bakıyorlar ki dağda Hikmet Baba'nın ineğini bir ağaca bağlamışlar. Diyorlar ki ya dostlar artık geç oldu. Bu saatten sonra mevsim de yaz. Biz en iyisi şurada serin serin yatalım. Sabah şafak sökünce köye döneriz. Olur mu? Olur diyorlar. Ve yatıyorlar. Sabahleyin alıyorlar yavaş yavaş köye geliyorlar. Sevgili konuklar ne görseniz beğenirsiniz. Köyde deprem olmuş taş üstünde taş kalmamış. Vay işte vay. Bunda da bir hikmet var. Bakın yani hani hayırda şer, şerde hayır vardır. Bu ara bütün şu anda çok yakında bizim memleketimizde biliyorsun deprem oldu Elazığ'da. Tabii biliyorum. Bütün ülkemizin başı sağ olsun ölenlere kalanlara da Allah sabır versin. Bu geçen depremleri programda söylemiştim. Tekrardan söylüyorum. Olsun. Evet. Evet yani tüm hemşehrilerimin başı sağ olsun tabii ki. Geçen programda da söylemiştim. Evet onun için yani bir hikmet var. Yani konuyu oraya getiriyorum. Çekmemekte bir hikmet var. 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 O zaman vardır bir hayır abi. Diyelim biz değil evet. Mi? İzzet abi bir türkü diyorsun, rica edebilir miyim? Burada da bir hikmet var. Burada bir izzet var. Var. Bana ben değilim yar yar beni sorma bana ben değilim bir ben vardır bende benden içer uyar yar bir ben vardır bende benden içer u seni ben severim candan içerim seni ben severim candan içerim
dostum, 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 efendim, tabibim, gül yüzlüm, sultanım. Bir yol var bu yolda, yoldan içe ruh, canan içe ruh. Efendim, tabibim, gül yüzlüm, sultanım. Bir yol var bu yolda, yoldan içe ruh, canan içe ruh. Kesildi takatim, dizde derman yok yar yar. Kesildi takatim, dizde derman yok. Bu ne mezhebiymiş, dinden içer uyar yar. Bu ne mezhebiymiş, dinden içer uyar, dinden içer uyar. Süleyman kuş değil. Bilir dediler Süleyman kuş değilim, bilir dediler. Dostum ah dostum, dostum dostum, efendim, tabibim, gül yüzlüm, sultanım. Süleyman var Süleyman'dan içer ruh, canan içer ruh. Efendim, tabibim, gül yüzlüm, sultanım. Süleyman var Süleyman'dan içer ruh, canan içer ruh. Bu türkü okumanda bir hikmet var değil mi? Çok teşekkür. Evet, bunda da bir hikmet var. Bu tabii, bu çok güzel bir ilahi. Sözler Yunus Emre'ye ait. Ruhu şad olsun. Bundan 3-4 sene önce arkadaşlarımız bir Yunus Emre yılı münasebetiyle böyle bir çalışma yaptık. Aşağı yukarı bir sanatçıyla bir 7-8 civarında, şu anda isimlerini unuttum ama ben de bir Yunus Emre'ye böyle bir beste yapmaya çalıştım, sözler ona ait. Ve o sözler de, o okumuş olduğum gazel de yine Yunus Emre'ye ait sözler. Böyle bir şey, nacizane böyle bir şey. Teşekkür ediyoruz sana. Sağ ol abiciğim. Teşekkür ederim. Sağ ol. Gel. Geliyorum. Gel. Geleyim. Ben şöyle uzak duralım mümkünse. Gel ya.
Ya, git git dün şuradan. Lütfen. Ne kadar şıkız değil mi bugün ikimiz de? Teşekkür ederim. Ben böyle morlar içinde. Sen kahve. Ben karışık. Karışık. Karışık ızgara. Ne okuyacağım bizi? Ayrıldı yollarımız. Arama ne olur. Diyorsun. Diyorum ama ondan önce bir şey söyleyebilir tabii miyim? Tabii ki. Şıkım değil mi Ceylan bugün? Çok güzel. Sana özel oldu. Sana özel oldu. Ben canım arkadaşım Nişantaşı'nda yeri. Fiyaba'ya çok teşekkür ediyorum. Melike'ye. Canım benim izliyorsan buradan sevgiler. Şerivan ablacığım seni çok seviyorum biliyorsun. Benim kıyafetimle her zaman gibi. Seni seviyorum Şerivan ablacığım. Ceylan Show bitiyor haftaya. İzzet abi haftaya Ceylan Show bitiyor. Tatile. Evet salı günü biz tatile. Biraz dinlen sonra yine gel. Sonra dinleneceğiz. Hadi Ceylan Show'a devam. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Alkışlar. Ayrıldı yollarımız arama ne olur. Kalbim başka bir aşk bulur. Bir söz vardır bilmem sen hatırlar mısın? Eden kendine der bulur. Aynen. Eden kendi bulur yani. Vallahi buluyor. Buluyor mu canım? Vallahi buluyor. Ay ay ay. Tamam. İzzet buluyor. Abi. Eden kendini buluyor değil mi? Gerçekten. Tabii ya. Eden bulur yani. İster iyi ister kötü. Değil mi? Kötülük kötülüğü buluyor. Evet. Vallahi yani buluyor. Ne yaparsanız muhakkak ki size dönecektir. Ama iyilik yaparsanız da kötülük o yapsanız da. Bulur. Evet. Aynen. O yüzden biz iyilik yapalım.
İyilik gelsin bizi bulsun, kötülük bizden uzak dursun diye. Değil mi? Şimdi sorularımın arasında bir şey var. Diyorlar ki İzzet abi ne zaman? Yeni bir albüm, bir şeyler ne yapacak, ne edecek? Şimdi tabii aslında biraz sonra iki tane yeni parça okuyacağım. Sıfır. Oo. Onlar kısmet olursa. Bir bakıma da burada bir nabız yoklaması gibi. Ufak tefek böyle alt yapılarına yalandan girdik gibi. İşte ondan sonra bakacağız ki arz talep var. Belki devamını getireceğiz. Çünkü piyasayı biliyorsunuz ya, pek iç açıcı değil. Ama inşallah açılır. Hep böyle devam etmez ya Didice'de. O zaman biz ne zaman açacağız piyasayı? Piyasayı ne zaman açacağız efendim? Reklamlardan sonra. Reklamlardan sonra açacağız. Thank you.
Manisa'ya gidemem, İzmir'e gidemem. Sen gelmezsen şurma şuraya gidemem, İmanıma gidemem, Malazya'ya gidemem, Arkuvan'a gidemem. Sen gelmezsen Amzele'de gidemem, vallah billah gidemem, Marmine gidemem, Elazığ'a gidemem. Bunu demezsem annem beni öldürür vallahi. Sen gelmezsen Bayburt'a gidemem, İmamıma gidemem, Kahoya da gidemem abi. Hadi bakalım reklamlar. Evet. Şimdi en önemli konuya geldik. Ceylan'la düğündeyiz bölümündeyiz şu an. Bakalım biz bu hafta nereye gitmişiz, ne yapmışız? Vallahi ben de çok eğlendim, acayip keyif aldım. Şimdiden tekrardan kardeşlerime mutluluklar diliyorum. Ceylan'la düğündeyiz, bakalım ne yapmışız. Maşallah. Adını alayım. Ömer. Ömer senin? Merve. Merve. Peki severek mi? Evet. Yoksa görücü usulü mü? Ölümüne. 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 Kaç senedir? 7. 7 yıldır. Muradınız erdiniz. Çok şükür sonunda. İnşallah mutlu olun. Peki nerelisin? Giresun. Giresun sen? Mardin. İnşallah siz çok mutlu olursunuz. Sağ olun inşallah. Ama birbirinizi hep sevin sayın yani. Hadi bakalım mutluluklar diliyorum. Sağ olun. Evet. Efendim sizler de hoş geldiniz, şerefler verdiniz. Geleceğim yanınıza, röportaj yapacağım. Pazartesi Ceylan Show'da izlersiniz. Size özel, kadınlara özel çok güzel bir klip çektim. Mutlaka Ceylan Show'da izleyin. Sizleri seviyoruz. Birazdan yanınıza olun. Önce hava çektireyim bakalım. Thank you.
Söylediklerim biliyor. Merhabalar, nasılsınız? Çok memnun oldum. Allah şeref verdiniz. Sağ olun efendim. Çok memnun. Leyla Show'u izliyor musunuz? İzliyorum. Bunun yüzünden. O ne demek onun yüzünden? Çok ya seviyor. Ama çok seviyor. O zaman en büyük hayranım burada bak. Her pazartesi seviyor seni. Her pazartesi. Seni çok seviyorum. Annem seni çok seviyor. Vallahi bak. Bilmem dinliyorum. Teşekkür ederim. Sağ ol. Vallahi her pazartesi seyrediyorum. Her pazartesi çıkıyor ama. Çıkıyor. Hey, vallahi güzel oldu. Sen güzel oynuyorsun. Ben de güzel oynuyorum. Maşallah. Celal Hanım, başarılar diliyorum. Anneniz hayranlıklar pazartesi seyrediyorum diyor. Siz izliyor musunuz Celal Hanım? Bakınız ben Flash TV'ye yabancı değilim. Ben tartışma programlarına çok çıktım. Ateş attı A takımı. Flash, o Bora Gencer'in programlarına katıldım ben. Canım Celal Show'u izliyor musunuz? Bundan sonra izlemeye devam ederim. Devam ederim. Her pazartesi izliyorum. Her pazartesi tamam. Anam ben hanımlardan ne varsa bana hanımlardan var. En çok hanımlar izliyor pardon. Evet. Evet. Hanım. Peki Ceyla Show izliyor musun? Sana bayılıyorum. Mustafa Şengi çok yakışır sana. Sana bayılıyorum. Saçlarıma bayılıyorum. Çok güzel oldu renk. Daha yakışır sana. Yakıştı. Sarıdan daha güzel oldu. Daha güzel oldu. Teşekkür ederim. Merhaba, hoş geldiniz. Düğün sahibisiniz. Düğün sahibiyim, kızın da dayısıyım. Hadi Allah'ım ne istiyorsun? Sağ ol, teşekkür ederim. Ayağınıza sağlık. Meydan şov izliyor musun? Müptelasıyım. 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 Amca. Amca. Köy ağası. Amca, köy ağası. Köy ağası. Valla ben seni çok sevdim Leyla. Valla bu ayında televizyonlarda seyrederim çok sevindim. Allah razı olsun. Valla çok sevindim. Mahmut'un çıktığı zaman çok sevindim. Mahmut abiyle beni çok seviyorsun. Valla ya bak. Neyi çok seviyorsun? Beni çok iyi seviyorsun. Valla ben Anadolu türkülerini çok sevindim. Valla ya bak. Amcama boyun da yetmiyor maşallah. Şöyle bir Anadolu türkü çağırla dinleyelim ya. Anadolu türküsü ya. Vallahi. Kurban olsun. Ubacık taşınan kale yapılmaz, penceresi yüksek yara bakılmaz. Bir yer sevmeyle dünya yıkılmaz. Eyvallah, teşekkür ederim. Sen beni seviyor musun? Evet. Ne kadar? Çok. Çok mu? Niye bu kadar utanıyorsun? Bilmem. Seviyor musun beni? Hem de nasıl? Ceylan Show'u izliyor musun? Hem de nasıl izliyorum biliyor musun? Ha, bayılıyorum bayılıyorum. Valla hele senin yine oynamalarına. Oynamalarıma hiç durmuyorum. 7-24 saat. O yüzden böyle zayıfım zaten. Ya anne. Babanı bile ben tanıyorum. Biliyor musun Süleymaniye'den? Baban o zamanlar çıkıyordu bizim babam. Babam o zamanlar çıkıyordu. Şarkı söylüyor. Söylüyordu ya babacığım. Aa, ya eskilerden ben. Aa yedin beni yavrum diye. İzliyorum, kaçırmıyorum. Asla kaçırmıyorum. Teşekkür ederim. Asla. Sağ olun. Gerçekten çok güzel. Ne mutlu size ki. Size güzel program yaptınız. Ağzınıza sağlık. Sağ olun. Ben teşekkür gerçekten ediyorum. Ne mutlu burada her hafta kaç kere, günde kaç kere insanlarla evlendiriyorsunuz? İnsanlarla vallahi 22 senedir bu işi yapıyorum. 20 senedir bilip ben okudum. Yani haftanın kaç günü burada evlilik oluyor? Haftanın 2-3 günü oluyor. Haftanın 2-3 günü. Ne mutlu size. Ama sizi de görünce daha mutlu oluyorum. Teşekkür ederim. Tamam. Şevsiye'yi açar mısınız? Yukarıya doğru. Bismillahirrahmanirrahim.
Bu ne demek oluyor? Bir an önce bir çocuk yap diyorlar bana. Ama çocuk yapamayacağım için çok özür diliyorum. Önce kocayı bulmak lazım. Yani sen daha çocuk gibisin. Sen bizim gözümüzde öylesin. Çocuk yapma yani diyorsun. Tamam, yok. Ay yerim ben. Ceylan Hanım'a bir alkış çıkacak kocaman. Üniversite yetkiliyle. Ay İzzet abinin yanında çok utandım bu sözlerden. Yani ne de ben demedim onları. O lafları ben demedim. O çocuk falan kariyer ben demedim. Küçüklük dedi, ben de onlara uydum yani. Anam ne onlar, bilmişler bunlar montaj, ya. Montaj onlar. Montaj abi. Tabii canım. Ben İzzet abinin yanında öyle şeyler ama. Yani gerçekten çocuklarımız inanılmazlar ya. Nasıl maşallah, neler diyor ya. İşte zamane çocukları bu. Çocuklar bir de İzzet abi ve kadınlar, ama çocuklar beni gerçekten arkadaşları gibi seviyor. Ben buna inanıyorum. Her gittiğim yerde inanılmaz derece arkadaşları gibi oluyor ve en sonunda da biri dedi ki ya uymuyor çocuk sana, yani yapma, yani sen bizim arkadaşımız gibisin, çocuk mucuk olmasın yani. Ama hala iki tane çocuğum var. Melody 20 yaşına giriyor bu sene, oğlum da 15 yaşında, 16 yaşında, maşallah. Allah olmayanlara versin amin, abi. Amin, amin. Kadınları da dediğim gibi başımın zaten tacı hepsi. Ekstralara, düğünlere gidiyoruz abi. Telefon açıyorlar menajerim Ali'ye, diyorlar ki vallahi bizim hanım istedi. E siz istemiyor musunuz? Baba beni yani. Hanımlar istedi. Olsun. Fark etmez. Kim isterse istesin, Allah razı olsun. Abi olsun. Bir halay çekelim mi? Çekelim. Hadi bakalım. Yallah. Evet. Thank you.
Helal olsun. Eyvallah. Ayaklarınıza sağlık, ellerinize sağlık arkadaşlar. Efendim, teşekkür ediyorum. Altın Göl Gençlik ve Spor Kulübü Halk Oyunları ekibine çok teşekkür ediyoruz. Ve alkışlıyoruz. Teşekkür ediyoruz. Ve uğurluyoruz alkışlarla efendim. Amma sağ olun. Ne yama ne halim yama ne. Sen gelin götüre arpa buğday zamanı. Amma ne yama ne halim yama ne. Sen gelin götüre arpa buğday zamanı. Reklamlar. Evet, Hatice geliyor. Hatice yeni albümüyle. Hadi bakalım alkışlar. Şu dünyanın yükü sanki üstümde, öylesine yorgunum, böyle yalnızım. Altında kaybolmuşum bütün dertlerin, çaresizlik içimde yapayalnızım. Şu dünyanın yükü sanki üstümde, öylesine yorgun, öyle yalnızım. Altında kaybolmuşum bütün dertlerim, çaresizlik içinde yapayalnızım. Bu yalnızlık yeter. Üstümde öylesine yorgun, öyle yalnızım. Altında kaybolmuşum bütün dertlerin, çaresizlik içinde yapayalnızım. Bu yalnızlık yeter, ölüm gibi çeker. Sensizlik.
Maşallah zaten giyindiğin kıyafete donan evladım. Gelmeyin evladım. Gerçekten çok güzel şarkı. Yine senin değil mi? Evet, bu da benim bestem. Sensizlik. Bu bizim Fatih'le çalışıyorsun canım kardeşim. Onu çok seviyorum. Evet, bunun sanatçıları hep genelde kendi yapıyor bestelerini. Kendi okuyor. Öyle. Ne güzel, oh yani. Hiç sorunun yok değil mi Fatih? Allah Fatih'i, Fatih Aksoylu'yu başımızdan eksik etmesin. Gerçekten çok değerli bir kardeşim. Evet. Çok seviyorum. İşinde de çok başarılı. Allah gönlüne göre versin. O can ya, can. Evet. Sen cansın. Geçeyim mi? Geç. Geçeyim. Geç. Ya sen şuradan geç İzzet abi, yorma. Tamam. Ben burada durayım. Tamam. Dur. Evet. Ben de bir rundamın yapayım mı? Yap bakalım. Vallahi uzun zamandan beri yapmadık böyle. Çok da istekler oluyor. Düşme.
vallahi vermem seni ellere. Ay ay ay, ah beden beden olsam ömrüm. Teşekkür ediyorum. Oy. Teşekkür ediyorum abi. Yaktın mı? Ha, ben bir dinleneyim. Valla benim bugün sesim esasında İzzet abi gerçekten çok kısık. Farkındaysan konuşmalarımda da öyle. Kısık kısık çok sesim. Çok güzel. Bu kısık haliyse evet, dinliyorum. Evet, nefesim yetmiyor çünkü gerçekten çok hastayım. Çok yoruldum. Ama İzzet abi bir tane türkü okursa ben dinlenirim. Ama Urfalı Babi'nin hikayesini sonra dinleyeceğiz değil mi İzzet abi? Mutlaka. Şimdi tabii sıfır bir parça okuyacağım dedim ya. Ondan önce bir Babi'den bir şeyler anlatayım. Tamam. İstek var çünkü. Tamam. Şimdi rahmetli Urfalı Babi'yi bir gün dostlarımızla ailece eve davet ettim. Bana geldiler. Tabii sofrayı hazırladık ama onlar salonda böyle oturuyorlar. Eşim mutfaktan işte ne varsa Allah ne verirse taşıyor. Her gelip gittiğinde gözüyle zoom yapıyor ne geliyor diye. Geliyor böyle. Ya işte sofrayı hazırladık. Dedim ki buyurun. Baktı baktı şu sofraya. Dedi kardeşim bu sofrada bir noksanlık var. Dedim ki abi kusura bakma Allah işte misafir umduğunu yer, bulduğunu yer. Artık bunu böyle bizi kabul edin. Dedi olmaz diye. Niye dedim? Dedi kardeşim sofrada dedi. Kuş sütü bile var ama aslan sütü yok. Dedim ki, dedim abi özür dilerim ben hani alkol almadığım için evde de alkol bulundurmuyorum. Onun için kusura bakmayın yani alkol ikram edemeyeceğim. Dedi olmaz. Şimdi dostlar da müşterek dostlarımız var ailece gelmişler. Onlar da diyor ki ya babi bugün de böyle olsun idare et. Ya olmaz dedim ki bak çok ısrar ediyorsan buradan çıkalım. Aşağıda Bebek'te sizi lokantaya götürün. Orada istiyorsanız ne yapalım misafir başımızın üzerinde yeri var. Orada bir yemek de içki de ısmarlayın. Dedi olmaz. Burası bırakıp gidilmez. Ama tatlı tatlı da böyle atışıyoruz. Dedim ki ya kardeşim burası meyhane mi dedim. Hemen anında cevap. Dedi o zaman benim evim de cami mi dedi gelirsen namaz kılıysan. Allah rahmet eylesin. Allah rahmet eylesin. Şimdi işte sıfır bir parçamız var. Bunu bütün Türkiye ve Erzincan'a özellikle armağan etmek selamlar istiyorum. Selamlar olsun tüm herkese. Evet arkadaşlar Erzincan'ım.
Sudan gelir geçer beni sevdiğim sultanım. Oyo gelsin canım, sana kurban olsun canım. Şu Fırat'tan gelir geçer beni sevdiğim sultanım. Oyo gelsin canım, sana kurban olsun canım. Kara Sudan teşekkür ederim. Sevgili konuklar, yeni parça, sıfır parça. Nasıl, beğendiniz mi? Güzel mi? Tutar mı bu parça? Peki arkadaşları bir alkışlar mıyız? Plak evet. Gibi çaldılar. Evet. Orkestra helal olsun valla. Teşekkür ediyorum. Temin sen hikayeyi anlatırken baktım aralarında konuşuyorlar. Meğerse bu türküyü konuşuyorlarmış. Ben de böyle yaparım. Böyle ediyorum. Tut. Ona böyle. Abla nota diyor. Meğerse ondanmış. Tamamdır. Teşekkürler çocuklar. Evet. Sağ olun. Kabul edilmiştir. Evet. Teşekkürler arkadaşlar. Ellerinize sağlık. Vallahi ben, çok güzel abi. Güzel. Sıfır parça. Ne zaman çıkaracağız? İşte bu böyle bir yoklama yapıyoruz. Alt yapıya yalandan girdik böyle. Biraz da böyle bir nabız yoklaması ama yapıyoruz. Ama özlüyoruz yani. Parça. Gerçekten Belkıs abla da albüm yapıyormuş. Evet. Biz sizin gibi büyüklerimizi, eyvallah, ustalarımızı, hepinizi dinlemekten büyük bir zevk duyuyoruz. Size ihtiyacımız var. Hele sağ ol, şu an çok kötü sesler var yani. Sağ ol yavrum. Biz artık onları istemiyoruz. Büyüklerimizi, ustalarımızı istiyoruz yani. Teşekkür ederim yavrum. Sağ ol. Çok teşekkür ederim. Sağ ol. Var olun. Eyvallah. Allah sizleri başımızdan. Teşekkür ederim. Sizin gibi ustaları başımızdan Allah eksik etmesin. Sağ ol, hiçbirinize. Yavrum. Hiçbirinize. Ederim. Eyvallah canım. Sağ ol. Ben de mi? Ne diyeyim? Yok. Bak, Muhlis Akarsu'nun türküsünü okudum. Ondan sonra... Sevgili Fatma anne beni seyrediyor. Fatma anne bizi seyrediyor. Aşık Mahsuni'den okuyacağım ama biraz sonra Hatice gelsin. Çünkü son albümde dedik ki öyle bir zamana düştü. Küfrün adı iman oldu. Vallahi öyle oldu ya. Vallahi billahi. Gel. Geleyim. Hadi bakalım.
Serkan Gülşen Bibikoğlu'nun filmlerinden biri. Bana bak kız, bu sehpa bayağı bir bu omzumu sehpa yaptı. Yap. Gel bacım gel. Yok, yabancı değil sonunda. Sehpa burası. Bacım senden destek tamam. Alıyorum. Bu şarkı benim. Ailecek artık besteci olduk biz. Yeğenimin. Anladım. Canım benim bir tanecik Emre Canım'ın bestesi. Canım beni izliyorsun biliyorum. Sana buradan sevgiler. Bir şey diyeceğim. Bu beni boğdu anam. Sağından solundan her yerinden bir yararlanma var ama reklam var. Okşadı gitti camımıza. Daha dünün suratsızı, daha dünün suratsızı. Şimdi kaşı keman oldu. Irgat koşar ekmek zalim, ele geçmez de balkon. Korkarım ki yaman oldu, der masumi benim halim. Korkarım ki yaman oldu, korkarım ki yaman oldu. Der masumi benim halim, korkarım ki yaman oldu, der masumi benim. Korkarım ki yaman oldu. Evet.
Gerçekten böyle değerli hocalarımız, büyüklerimiz keşke hep yaşasaydılar. O yüzden diyorum ya, yaşayan örneklerimiz, büyüklerimiz var. Onların değerini bilmemiz lazım. Onları çok seviyoruz çünkü. Şimdi merhum Namık Kemal diyor ki, bu dünyaya gelmek büyük bir şans değil. Gitmek de büyük bir kayıp değil. Ama ne mutlu bu gök kubbede hoş bir seda bırakana. İşte Mahsuni bu hoş sedalarıyla her zaman anacağız ve seveceğiz. Allah rahmet eylesin tüm hocalarımıza, büyüklerimize, kalanlarımıza. Allah uzun ömürlü sağlık versin inşallah. Reklamlar! Çok güzel bittiniz. Beni göremedin ya ondandır Cem. Beni Cem göremeyince bitişlerimiz genelde acaba biteyim mi diyor, bitmeyeyim mi diyor. Çocuklar şöyle gidin ablanın bu merdivenlerin oraya geliyorum ben. İzzet abi senin bir ufak bir hikaye vardı çocuklarda buradayken göndermeyeyim tamam, dedim. Onları bırakmayalım arkadaşlar. Ha. Şimdi okuyacağım parça da. Aslında bir ağıt, bu Mardin yöresinde yaşanmış olan bir ağıt. Tabii kan davasından dolayı Mehmet, Memo Suriye'ye kaçar. Suriye'ye kaçtıktan sonra onun hasımları Suriye'de Garbis'in kahvesinde tuzağa düşürürler ve öldürürler. Onun üzerine yakılmış olan bu okuyacağım Mardin türküsü güzel bir ağır bir halaydır aynı zamanda. Şimdi bu hareketli halaydan sonra biraz ağır bir halayla bu türküyü buradan çocuklar orada Mardin'e hemşehrilerimize gönderelim, armağan edelim. Mardin'e sevgiler, tüm Türkiye'ye sevgiler. Evet arkadaşlar.
hançer ile vurdular. Ne habersiz hançer ile sol yanımdan vurdular. Oy memo 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 Mardin'i ye. Oy memo 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 diyar vekilini ye. Oy oy memo 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 Mardin'i ye. Oy memo 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 diyar vekilini. Sağ olun arkadaşlar. Ellerinize sağlık. Teşekkür ediyorum. İşte bu da böyle bir böyle bir türkü. Çok güzel bir türkü. Türkülerimiz tabii genelde anonim olan türkülerimiz. Muhakkak ki tabii ki eyvallah teşekkür. Mardinli misiniz? Eyvallah. Hoş geldin güzel ablacığım. Hoş geldiniz. Tabii hoş geldin. Türkülerimiz sevgili konuklar, özellikle anonim türkülerimiz muhakkak ki bir olay olur. O olay üzerine yakılır. Bu işte türkü de o olay üzerine yakılmış. En azından bir 60-70 senelik bir türküdür. Bunu sevgili kardeşim benim şu anda İzmir'den izliyor. Onu buradan sevgiyle gönderiyorum. Kendi sevgilerimi gönderiyorum. O tabii bu türküyü ben biliyordum ama hikayesini bilmiyordum. Buna dedim ki Ömer Faruk Gültaşlı kardeşim var. Dedim ki sevgili ya Ömer bunu ne yaparız? Yani bunun bir özünü araştırmak lazım. Çocuk araştırdı hikayeni, özünü buldu. Tabii bu yörede Arapça okunur. Ben de bunun acizane olarak sözlerini yazdım. Böyle bir türkü çıktı. Helal güzel olsun oldu. Vallahi sana tamam, İzzet abi vallahi. Sağ ol. Ne mutlu onu buluyorsun. O türküyü yazıyorsun. Biz Ceylan Show'da baya bir bölüm daha önceki haftalardaki bölümlerde baya oldu birkaç ay önce. Burada hikaye canlandırıyorduk. Yani her bir anonim türkümüzün hikayesini canlandırıyorduk. Ama insan tabii ki bir zaman sonra bulmakta bir tıkanıklık oluyor. Yani tabii. Mesela senin gibi hocalarımızın, büyüklerimizin tabii ol, ki yavrum, arıyorsunuz ne mutlu ama işte bulamıyoruz. Yanındayım. Yavrum her zaman sen yanım. Canım sen benim evladımsın. Allah razı olsun abi. Sağ ol, teşekkür ederim. Evet. Teşekkür ediyorum. Müsaadenle. Gel buraya. Gel. Şu metresin önü. Gel. Oturacağım mı? Otur. Sen gel otur oraya. İzzet abim sen gel buraya. Sen gel şuraya. Gel bacım. Geç otur şuraya. Çok otur. Özel, çok özel bir insan için okumak istiyorum bunu. O kendini biliyor. Gel buna. Evet. Tüm cezaevindeki kadar mahkumlarına gitsin. Evet, aynen. Cezaevindeki mahkumlarımız için. Bir de benim sevdiğim insan için gelsin. Hadi bakalım. Bir tek seni sevdim, gerisi yalan.
seni sevdim, gerisi yalan. Seni nasrettim, hücreme dolan. Bir tek seni sevdim, gerisi yalan, gerisi yalan. Duygulandın. Ne bileyim. Hemen kırgın olduğum biri var. Bir magazin mi yapsak hemen? İzzet abi yapmam ama böyle bir şey. Kırgın olduğum biri var, onu şey yaptın. Çok sevdim. Sevdin. Çok seviyorum. Seviyorsun. Evet. Sevdim, seviyorum. Bu ne ya? Ha, kırgınsın ona şu anda. Onun kardeşim. Onun için beste de yaptım. Çok sevdim. Kardeşim bu kızı üzme ya. Yok, o beni üzmüyor. Ben bulut üstü mutluluk yaşıyorum ama Allah mutlu işte etsin inşallah. İlişkilerde bazen böyle kırgınlıklar olabiliyor. Olur, olur, ama olur. Ben onu çok seviyorum. O sadece bunu söylemek istedim. Seni oturtturayım ben. Şöyle gel gel gel. Gel sen. Ha sen şeyle. Evet. Halk müziği okudum ama bir istek var. Bir tane de bir fantazi istediler sevgili kardeşlerim. Onlara sevgiler olsun. Seni bu alemde yaşatır mıyım diyoruz bakalım. Hadi eller! Tam da senin parça üstüne. Evet yani. Aşkıma ihanet edersen bir gün, ben bunu yanına bırakır mıyım ay? Aşkıma ihanet edersen bir gün, ben bunu yanına bırakır mıyım? Yaşatır mıyım seni bu alemde, yaşatır mıyım? Kurşuna dizseler senin yüzünden, bir damla yaş gelmez inan gözünden. Bahar meyi kafama koymuşum, seni bu alemde yaşatır mıyım? Seni bu alemde yaşatır mıyım?
yaşatır boyu. Kurşuna deseler senin yüzünden, bir damla yaş gelmez inan gözünden. Vallahi ölmeyi kafama koymuşum zaten, seni bu alemde yaşatır boyu. Yaşatır boyu. Ben Allah değilim ki bana kim yanlış yapıyorsa Rabbimden bulsun. Reklamlar. Thank you.
haldan hala düşürdün felak. Çarkın kırılsın vay da vay vay. Düşmanıma güldürdün felak. Evin yıkılsın vay vay vay. Vay da cananım vay vay. Düşmanıma güldürdün felak. Evin yıkılsın. Elinle kabre koyan oldun vay vay vay. Vay da cananım vay vay. Ellerin sözüne uyan oldun. Sen de benim gibi ziyan oldun. Sevdamız öldü başım sağ olsun. Elinle kabre teşekkür ederim. Sağ olun, var olun. Arkadaşlar ellerinize sağlık. Bu da sıfır bir parça Ceylan Yavrum duyurulur. Çok güzel bir türkü. Evet. Bu da güzel bir sevgili konuk. Güzel değil mi efendim? Teşekkür ediyorum. Eyvallah. Sağ olun. Vallahi çok duygulandım böyle. Daldım gittim. Sen kaset yeni yaptın. Yeni yapmasaydın okuyabilirsin diyecektim. İzzet abi iyi ki bu, şimdi bu konuya değindin. Temin fantezi okuduğumda. Şimdi öyle bir şey ki beni halk müziği tarzında okuduğum albümlerde de çok beğeniyorlar. Çok istek alıyorum. Ama benim böyle bir geçmişim de olduğu için böyle arabesk fantezi okuduğum için beni o dinleyen kesimde gerçekten büyük bir kitle var. Onların da isteklerini yerine getiriyorum. Halk müziği de okuyorum. Nereye istiyorlar? Çok da iyi ediyorsun. Ve teşekkür de güzel ederim. Okuyorsun. Aslan gibi de sağ okuyorsun. Sağ ol, Allah razı olsun. Teşekkür ediyorum. Sağ ol yavrum. Sağ ol. Yani şimdi mesela türkülerin Ceylan albümünü çıkardık. İşte birazdan tekrardan klip yoğun istek üzerine vereceğiz. Ama Eylül'den sonra da bir 10 parçalık falan fantazi albüm yapacağım. Çünkü onu da çok isteyenler var. Yolda çeviriyorlar. Ama sonra normale döneceğiz yine. Bir bölüm halk müziği, bir bölüm fantazi olacak. Ama şimdi halk müziği bir tane yaptık. Bir tane de fantezi yapacağız. Ondan sonra normale döneceğiz. Hem halk müziği hem fantezi olarak. Evet. Çünkü bunda da bir hikmet halk var. Halk müziği bizim için çok önemli gerçekten. Bunda da bir hikmet var. Bunda da bir hikmet var değil mi abim? Tabii. Bunda da var yani. Ne yapalım? Nasıl istiyorsanız öyle olsun. Gel bacım. Efendim. Demin söylediğim gibi menajerliğini Fatih yapıyor senin. Evet, Fatih Aksoylu. Evet, benim menajerliğimi de Ali Kutlar yapıyor. Bize ulaşmanız için Ceylan Fan Kulüp'ten ulaşabilirsiniz. Menajerlik bölümünden Ali Kutlar, işlerle ilgili tek yetkili menajerim. Başla bacım. Başlayayım bakayım, çok sevdim diyelim. Özledim, çok özledim. Geleceğin günü bekledim. Sen mutsuz, günlerim ruhsuz. Aşksız olmazmış öğrettin. Çok sevdim, çok sevmişim. Sensizken bunu ezberledim. Çok sevdim, çok sevmişim. Sensizken bunu ezberledim. Beni yoran sensizlik, diğer adı hasretlik. Ölümüne de sevdik, neden ayrılıyoruz? Sen orada ben. İkimiz bir yastıkta
özledim. Geleceğin günü bekledim. Sen mutsuz, günlerim ruhsuz. Aşksız olmazmış öğrettin. Çok sevdim, çok sevmişim. Sensizken bunu ezberledim. Çok sevdim, çok sevmişim. Sensizken bunu ezberledim. Beni yoran sensizlik, diğer adı hasretlik. Ölümüne de sevdik, neden ayrılıyoruz? Sen orada, ben burada, gözümüzde yaşlarla. İkimiz bir yastıkta uyuyamadık. Beni yoran sensizlik, diğer adı hasretlik. Ölümüne de sevdik, neden? Benim elim hep böyle, biliyor musunuz? Benim programlarımı takip edenler anlıyordur. Bizimkiler bir coşuyor, ben böyle. Ama süper ya, vallahi. 10 numaralar hepsi. Onlar ciğerlerine. Onun üzerinde 100 numara. Ben 100 verdim. Bak ben ama böyleyim. Devam. Titanik'te vardı ya. Evet. Benim el böyle ama. Çocuklar o kadar işlerini çok seviyorlar ki kendilerinden geçiyorlar. Geçerken bir el geliyor oradan falan diye. Evet, klibi mi giriyoruz? Efendim, yoğun istek üzerine tekrardan kader bize gülecekmiş ne zamanı. Dediğim gibi tüm kadınlara armağanım olsun. Saçları dertlerine dolanan kadınlarım benim. Sizler için bu klip gelsin bakalım. Thank you.
yaşı bitmez şu ömrümün dağına. Bir gün bahar gelecekmiş ne zaman. Benim diyen her canda yapmaz bunu. Kader bana gülecekmiş ne zaman zalim zalim. Ne zaman hayım hayım. Ne zaman hiçbir zaman. Kader bize gülecekmiş. Saçtan peruk düşüyor, yani alıyor. Çünkü biz kadınlar, yani bu bizim için de geçerli, biz sanatçı olduğumuz için bazen bir insanı seviyoruz, bir insanın etrafı tarafından yanlış gözle bakılıyoruz, yanlış gözle hitap ediyorlar bize mesela. Her sanatçı bir değildir, her kadın bir değildir. Pavyonda çalışan bir kadın bile ekmek parası için çalışıyor, biliyor musunuz? Bence ben öyle kadınlar gördüm ki, o kadınlardan çok namuslu onlar gerçekten. Allah onları kurtarsın. Benim için onlar da bir kader mahkumu, biliyor musunuz? Gerçekten onlar da bir kader mahkumu. Allah onları kurtarsın. Yani bu klibi çekerken en çok da etkilendiğim sahnelerden biri cezaevi, biri doğumhanesindeki sahnem. Çünkü anne, bir anne nasıl evlat doğuruyor, nasıl acılar çekiyor. Ama görüyorsunuz, insan, kadınlar her şeyi yalnız yaşıyor. Acıyı da, sevinci de. O yüzden bizim erkeklerimize çok görev düşüyor. Tabii ki burada erkeklerimizi kötülemiyoruz. Her erkek bir değildir. Ama lütfen
Evlatlar annelerinin babalarının kıymetlerini bilsinler. Eşler de lütfen hanımlarının değerini bilsinler. Bacılarınızın değerini bilin. İnanın biz olmazsak hiçbir şey yok biliyor musunuz? Biz sizleri erkeklerimizi, babalarımızı, kocalarımızı çok seviyoruz. Sizler de bizi çok sevin be. Çok sevin. Reklamlar. Şak şak şakırdama, 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 şak şak şakır
başarı. Anas mı aldık Türkiye?